Demet Akalın Beyoncé'nin yaptığı hareketi yapmaya çalışırsa diye bir başlık var önünde, biliyorsunuz. At kuyruğu saçını sallama durumları. Hatta geçen konserinde de yapmıştı. İkisini birleştirmişler sosyal medyada. Burak Altındağ diye bir arkadaşımız, biraz da fenomen bu arkadaşımız, bu videoyu birleşip paylaştırınca tabii ki herkes bir şeyler olmuş, söylemiş. Tabii ki Demet Akalın'ın geri kalır mı? Hemen yorumunu yapmış. Önce bir izleyelim, sonra ne dediğini söyleyeceğim. Demiş ki Burak'cığım ne yazık ki uzun saç Beyoncé, sadece Beyoncé'de yok. Çok merak ediyorsan Arap saç dansözlerinin saç stilini bilgilendireyim demiş. Hani Beyoncé da Arap saç modelini taklit etmiş olarak bir yorum yapmış. Arap dansözlerinin saç modeliymiş bu. Ama aslında orada Burak'ın söylemeye çalıştığı tam değil, bu değil. Şimdi Beyoncé çok iyi bir dansçı. Ama bizim ülkemizdeki sanatçılarımızın en büyük problemi asla dans edememeleri. Evet. Haksız mıyım? Tabii. Yani onlar çok ciddi bir emek harcıyorlar. Uzun yıllar buna çalışıyorlar, çabalıyorlar. Nazar etme ne olur, çalış senin de olur diyorlar ve gerçekten çok iyi dans sporcu ediyorlar. Sporcu gibi antrenman yapıyorlar. Evet, hem de ciddi. Çok belli oluyor. Yani. Çok en fark önemli ediyor olan şey ne biliyor musunuz? Mesela sahnede hem mesela şarkı söyleyip hem bu kadar yüksek performanslı değil bir mi? Dans, evet, edebilmek çok büyük bir meziyet. Ve canlı canlı. Ama şöyle düşün, mesela bir saat spor yapıyorsun, nasıl nefes nefese mesela kalıyorsun. Tabii. Sahnede de bir hareket yaparken. Ama işte diyafram, diyaframını doğru kullanırken kullanırsa sesini teknik etkilemeyecek bir şey. Bir ya, tekniği var tabii ki onun. O bir teknik, diyaframla alakalı bir durum. Kadın bayağı, bir de şey çok iyi değil mi? Beyoncé kafasını sallayarak o saçı döndürüyor. Demet eliyle döndürüyor. Evet, orası biraz. O çevirme olayından dolayı. Ama Demet çok iyi bir takipçi, biliyorsunuz değil mi? Çok bence iyi takip ediyor dünya starlarını. Türkiye'nin en iyi bir sosyal medya kullanıcısı kim deseler, evet, Demet Akalın derim, evet, yani. Ve çok gerçekten doğal yorumları. Tabii nerede, ben de görüyorum çoğu yerde. Nerede ne yapacağını biliyor ve neyi takip edeceğini biliyor. Mesela baktığın zaman bir tık aslında ileriden gidiyor Demet. Biz mesela giyim tarzı çok kötü. Ay ne kadar bilmem ne falan dediğimiz şeyler falan oluyor ama hakikaten dünya starlarıyla hangi sahnede kim giymiş aynı şeyi mesela takip ediyor, giyiyor falan filan. Ya yapsınlar tabii ki. Demet sahneye çok yakıştırıyorum ben. Güzel, işine dair trendleri takip etsin. Çok bir emek sarf etti çünkü bu piyasaya. Evet. Bir yerlere gelebilmek için çok çaba sarf, evet, etti gece gündüz. O yüzden emeğinin hakkını da alıyor. Tabii ki eleştirilecekti. Böyle şeyleri de çok sallayacağını ben düşünmüyorum. Demet Akalın yine Demet Akalın'dır yani. Farkındaysanız hiçbir şekilde sallamamış, girmiş, yorumunu yapmış.